Merhabalar sevgili izleyen, bir Nar Talks'ta daha birlikteyiz. Bugünkü konuğum sevgili Gökhan Bayaç. Gökhan Bayaç kimdir? Bir teknik analiz eğitmeni, özellikle altcoin'de verdiği eğitimlerle, altcoin Türk'te verdiği eğitimlerle tanınıyor. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi tabii siz çok popüler adamlarsınız böyle dijital ortamlarda falan. Yani sizin yanınızda ben böyle kendimi, hakikaten hani, ben sadece sorguçum. Açıkçası. Yani bu işin eğitiminden de anlamıyorum, eğitim almasından da anlamıyorum vesaire ama şu teknik analiz meselesinden başlamak isterim. Mesela teknik analiz bu yeni nesil dijital paralarda ya da kripto paralarda teknik analizin bir önemi var mı? Buradan başlayalım. Teknik analizin önemi var ama şöyle yeni çıkan coinlerde özellikle ortada henüz bir grafik olmuyor. Çünkü daha hayatına yeni başlamış. Hı-hı. Bir geçmişi yok. Hı-hı. Biz buna teknik analistler olarak aslında o coin'in ya da o paritenin karakteri diyoruz. İlk önce belli bir zaman akmalı, bir karakteri oluşmalı. Hı-hı. Ondan sonra onun üzerine teknik analiz yapılabilir. Hı-hı. Ama bize sıklıkla soruluyor. Coin 3 gün önce çıkmış. Hocam bu alınır mı? Şimdi zaten alt sat tavsiyesi vermek yasak. Böyle hı-hı, bir dünya yeteri olamaz. Hı-hı. Ama hani soru şu olmalı. Bu grafikte teknik analiz yapılır mı? Cevap hayır, yapılmaz. 3 tane mum var da neyin analizini yapacağız? Hı-hı. Bir de teknik analiz genel anlamda baktığınızda birçok tanımı olmasına rağmen aslında en doğru tabir kalabalığın psikolojisinin analiz edilmesidir. Dolayısıyla yeni çıkan coinlerde teknik analizden ziyade temel analiz yapılmalı. Temel analizde ben öğrencilerime anlatırken hep at yarışından örnek veriyorum. İnsanlar bir at yarışı oynayacağı zaman seçecekleri atın annesine babasına vesaire bakıyorlar. Yediği yeme bakıyorlar. Safkan mı değil mi? Safkan mı değil mi? Şimdi coinlerde de aslına bakarsanız benzer bir durum var. O coin'i ortaya çıkartan ekip kim? Bu ekip daha evvelden hangi işi yapmış? Hı hı. Ama bu da %100 doğru sonuç vermiyor. Neden? Anne babaya bakıp çocuğun karakterini analiz etmek birazcık zor. Neden? O çocuk bambaşka bir halaya çekebilir mesela ya da dayıya çekebilir. Başka etkenler de var. Çevresel etkenler var. Çevresel etkenler de var. Dolayısıyla da %100 bir tabir değil ama teknik analiz oturmuş coinlerde, geçmişi olan coinlerde evet çalışıyor. Hı. Muntazam çalışıyor. Düzenli gelir elde etmek mümkün. Tabii trader ne diyeyim disiplini de olması gerekiyor. Bu bir psikolojik savaş aslında. Nedir o disiplin? Trader'in disiplini yani. Teknik analizden kar edebilmeniz için aynı kurallarla uzun vade sürekli aynı işlemleri yapmanız lazım. Hmm. Buradaki belirleyici unsur tamamen bu. Ve çok sağlam bir iradeye, psikolojiye sahip olmanız gerekiyor. Hmm. Nedir? Ben formasyon alıp satan bir insanım. Ben formasyonlara güveniyorum. Çok fazla duygusallığa bende yer yoktur. Benim trade hayatım tamamen sıkıcıdır. Hmm. Çünkü ben bir formasyon bulduysam onun işleme giriş yeri bellidir. Gidebileceği ölçülen hedef yeri bellidir. Hmm. Ve stop noktası bellidir. Hmm. Dolayısıyla burada heyecan duymanızı sağlayacak hiçbir şey yok. Çünkü yukarı giderse evet oraya gelmesini bekliyordum ve hedef aldım. Hı-hı. Beklediğiniz öne gitmedi, terse gitti. Olabilir, onu öngörmüştüm ve stop yazmıştım. Hı-hı. Bu kadar, son derece basit. Dolayısıyla bu psikolojiye dayanamayan insanlar oluyor. Bunun sebebi de kasa yönetiminin doğru yapılmaması. Hı-hı. Çok büyük paralarla, belki de borç harç, banka kredisi, eşten dosttan toplanan, esnaftan toplanan, arkadaştan toplanan parayla bu piyasaya giren insanlar açtıkları işlemlerde haliyle tırnak yemeye başlıyorlar. Çok var mı bu adamlar? Yani gerçekten piyasada kalabalık mı? Bence çok fazlalar. Hmm. Çok fazlalar. Çünkü bu işi hakikaten biliyorum ve ben bunu da iş olarak yapacağım. Ben bir traderım diyen ve işi kuralına göre yapan insan sayısı Türkiye'de çok az. Peki yani o zaman şöyle bir durum çıkıyor. Yani işi sadece çeşitli internet siteleri, Telegram grupları vesaire de üzerinden yapan arkadaş doğru düzgün analiz yapamıyorsa ama bir şekilde de piyasaya şöyle çıkıyorsa, ben bu işleri biliyorum arkadaş diye çıkıyorsa, önce bir tipe bakacaksın, sonra bir iki soru soracaksın. Hangi soruları soracağım mesela ben bu adama güvenilip olup olmadığı için? Eğitimlere başlarken standart cümlelerim var. Bir tanesi, hoş geldiniz kaybedenler kulübü, değerli kaybeden arkadaşım. Bana bazen kızıyorlar ama sonra tek tek tanıştığımızda hepsiyle ben fırsat veriyorum kendilerini anlatmaları için. Bir şekilde hepsinin bir kaybetme hikayesi oluyor. Telegram gruplarına katılmışlar, kaybetmişler. Ücretli VIP WhatsApp gruplarına girip kaybetmişler. Çünkü sürekli birilerinin onlara şunu yap, bunu al, bunu sat larına muhtaç kalmışlar. Kendileri hiçbir şey yapmamışlar. Ben diyorum ki peki neden köfteci açmadın? Bana diyor ki ben ne anlarım köfteciden. Sen ne anlarsın teknik analizden ve trade'den o zaman? Dolayısıyla köfteci açmıyorsan bu işe de girme. Ama malum ekonomik durumlardan dolayı insanlar kolay para kapısı olarak burayı görüyorlar ve yanlış. Şimdi ne sormaktan ziyade benim teknik analiz kurslarımda söylediğim ikinci standart cümle şu.
artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gözünüzde büyüttüğünüz, her gün acaba bir şeyler yazdı mı sosyal medyada diye takip ettiğiniz insanları ben sizin gözünüzde birazcık değersizleştireceğim, kusuruma bakmayın şimdiden. Çünkü çizdiklerinin %90'ının atmasyon, geri kalan %10'un da çalıntı olduğunu göreceksiniz. Maalesef piyasada, ben her zaman şunu iddia ediyorum, birazcık iddialıyım. Bir sınava tabi tutulsa bugünkü sosyal medyadaki fenomenlerin bir çoğunluğu analiz yayınlardan bahsediyor, yayınlayanlardan bahsediyor. Bunlar sınavı veremezler. Geçemezler yani. Geçemezler ve dense ki bedava tweet atmayacaksanız sosyal medyadaki hacim bir anda düşer. Ortalık bombadan sonraki sessizlik gibi için. Çok enteresan. Peki yani hani bu yönde hani o izi takip edip hayal kırıklığına yaşamış birçok insan var. Peki yani siz verdiğiniz eğitimlerde ilk gelen soru ne oluyor, son gelen soru ne oluyor? İlk gelen şu, destek direnç öğrendikten sonra hocam ben şimdi al sat yapsam olur mu? Destek direnci artık biliyorum, kazanabilir miyim? İlk gelen soru bu oluyor. Hı. Aslında bu işin ABC'si. Onu da şuradan örnek vermeye çalışıyorum. Ben hep böyle sosyal hayattan örnek veriyorum ki insanlar anlasınlar diye. Çünkü ben çok zor öğrendim. Hı. Çok zor öğrenme sebebi bana bir finansal dille bir şeyler anlatıldı. Ve anlayamadım. Ve ben öğrenmeye çabaladığım o ilk 6 aylık dönemde ben yapamayacağım galiba deyip bırakmayı düşündüm. Sonra bir şeyleri çözüp orijinal kaynaklara inip ya bu formasyonu kim bulmuş ve acaba nasıl anlatmış diye bunları araştırdığımda kendimce bir dil geliştirdim. Belki de beni eğitmen olarak piyasada seven arkadaşlarım var, sevmeyenler belki vardır. Bu kadar sevilmemin sebebi onların dilinde bunları onlara anlatabiliyor olmam kaynaklanıyor bence. Çünkü mesela şu, bir inşaat yapacaksın. Malayla sadece inşaat yapabilir misin? Hayır. İşte destek diren senin malan. Senin bunun yanında ekstra bir sürü inşaat malzemesine, alet edevata ihtiyacın var. Sadece Fibonacci biliyorum, ben artık trade yapabilir miyim? Hayır. Ben artık işte bütün trend devam dönüş formasyonlarını biliyorum. Hocam ben trade edeceğim, kazanabilir miyim? Ya belli dönemde kazanırsın. Güçlü boğa dönemlerinde, güçlü ayı dönemlerinde sürekli trend devam yapar, kazanırsın. Ama piyasa ne zaman yataya bağlar? Sen de kaybetmeye başlarsın. Çünkü artık orada trend devam formasyonunu bulamayacaksın. Dolayısıyla bütün alet edevatı çantamıza dolduracağız ve inşaata öyle başlayacağız. Dolayısıyla bu teknik analizin A'dan Z'ye doğru kurallarla bilmen gerekiyor. Bu da çok önemli. Çantanın dolduğunu nasıl hissedeceğiz? Yani alet edevat çantasının dolduğunu? Şöyle, bir kere ilk önce trendi anlamaları gerekiyor. Dov zamanında çıkmış, Charles Dow teknik analizinde temellerini atan Allah rahmet eylesin amcamız. Bunun prensiplerini anlatmış ve hiçbir zaman bunları bir yere yazmamış. Çevresindeki analist arkadaşları onun vefatından sonra onun bu söylemlerini yazılı hale getirip Dow kuramını ortaya çıkartıyorlar. Dow kuramı teknik analizin atasıdır. Mesela orada 7-8 maddesi var. Diyor ki birinci kural, piyasa trendler halinde, dalgalar halinde hareket eder. Bir kere bunu kavraması gerekiyor. Akabinde bu hareketler, fiyat her şeyi içerir mesela. Fiyat her şeyi içerir ne demek? Bu Japonlar bulmuşlar bir mum çubuğunu. Yeşili var, kırmızısı var, altta üstte püskülleri var. Bunu böyle bir metal olarak görmemek gerekiyor. Orada duygular var. O kırmızı mumun içinde kaybeden Faik abi var mesela. Yeşil mumun içinde kazanan bizim İrem amca var mesela. Ya da yine bir kırmızı mumun içinde bir başka arkadaşımızın eşiyle ettiği kavga var. Hırsını piyasına çıkartmak için gelmiş basmış şortu orada. Dolayısıyla bu işin duygularla ve kalabalığın psikolojisinin doğru analiz edilmesiyle birebir doğru orantılı olduğunu anladığı gün, trendi doğru çözdüğü gün heybesi dolmuş demektir. Harmonic trader olursun olmazsın. Trend devam dönüş formasyonları sana yeter yetmez. Piyasanın hangi döneminde işlem yapmaya karar verdiysen heybendeki aletin edevatının da o dönemde kullanılacak alet edevatlar olması lazım. Anladım. İnsanların çok sıklıkla korktuğu bir deyim var şu anda. Yani boğa sezonunu bitiriyoruz. İşte ayı sezonuna gireceğiz. Bu ne, ayı sezonundan korkmak mı gerekiyor gerçekten? Şimdi piyasada alsat yapan insanların büyük çoğunluğu şöyle düşünüyor, ben bunu 1 liradan aldım, 1,5'dan satayım ya da 2'den satayım. Evet. Bir tek aldım, kar ettim, sattım yönünü biliyorlar. Spot piyasa diyoruz. Ama piyasa aslında bakarsanız çift yönlüdür. Mesela yine gözünü kripto paralarla birlikte finans dünyasına, bu alsatlara dikmiş insanların yine anlamadığı bir şey var. Piyasa çift yönlüdür. Piyasa çıkar ve düşer. Dolayısıyla düşüşlerden de para kazanmak mümkündür. Bu yıllardır var. Şimdi zannediliyor ki kripto para piyasasıyla birlikte ortaya çıktı. Viyapo ne diyeceksiniz?
Vadeli işlem opsiyon borsası, açığa satmak var. Bu geçtiğimiz dönemde yaşanan krizlerde açığa satış yasaklandı mesela devlet diliyle. Demek ki bu zaten vardı ve yasaldı. Belli dönemlerde yasaklanıyor daha fazla manipüle edilmesin, fiyatlar düşmesin diye. Dolayısıyla piyasa çift yönlüdür. Hep çıkacak. Düşsün ne olacak? Satıp da kazanırsın bu sefer. Sen tradersan piyasanın çift yönünden de para kazanman mümkün. Burada önemli olan nokta kasa yönetimini bilmek. Ama kasa yönetimine gelmeden evvel insanlar düşüş yönünden de para kazanacağının daha farkında değiller. İşte peki nasıl para kazanılır düşerken? Şöyle tıpkı 1 liradan aldım 1,5 liradan sattım işlemini açıyormuş gibi. 1 liradan bakıyorsunuz analizini yapıyorsunuz. Bu fiyat düşecek diyorsunuz. Düşecek yönüne işlem açıyorsunuz. %3 mü düştü? %3 kazanıyorsunuz. Bir de ona kaldıraç ekliyorlar. Diyorlar ki istersen bunu sen misli yapabilirsin. Klasik iddiacıların anlayacağı gibi söyleyelim. Misli nedir? %3 düşecek diye öngörüyorsun sen ve düşüşe pozisyon açacaksın. Al demiyorsun da sat diyorsun. Buna short işlem deniyor. Short işlem açıyorsun. Kaldıracını ekliyorsun oraya. Riske edeceğin rakam kadar kaldıraç belirlemen lazım. Üzülmeyeceğin kadar. Üzülmeyeceğin kadar. Burada tabii biraz iş kumara dönüyor. 100 kaldıraçlar vesaireler. Onun da yönetimi mümkün bu arada. Orada da isolated değil de cross açarsın. Onun da çeşitli yöntemleri var. Ama hiç bilmeyen insanların da zaten kaldıraça çok bulaşmaması lazım. Ben her zaman diyorum ki hiç bilmeyen insan düz spota da bulaşmasın. Sen alıyorsun neyi nerede neden aldığını bilmiyorsun daha. Hocam ben bunu şuradan aldım düştü şimdi ne yapacağız bilmem. Neden aldın? Kendini niye almaya ikna ettin? Ne olursa vazgeçtin. Şimdi düşmüş ya yapacak bir şey yok zarar ettin. Peki niye bakması lazım? Yeşillere mi kırmızılara mı yani? Ben çok bazen cahilce sorular soruyorum. Cahil olduğum için o yüzden soruyorum. Hepsine bakmak lazım. Yeşile de bakacaksın, kırmızıya da bakacaksın. İlk önce trende çizeceksin. Orta uzun vadede hangi trenddeyiz? Yükseliş trendindeyiz. Varsayalım. Setup kuruyorum şu anda. Yükseliş trendlerinde de ayı trendine geçilmiyor mu? Geçiliyor. Nerede? Düzeltmelerde. Alt zaman dilimine kayıyorsunuz. 4 saatlik mumları açıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz eyvah ayı trendindeyiz. Ama o bir düzeltme aslına bakarsan ana trendin büyük yükselişinde ufak bir düzeltme yapıyor. Belki 618 yapacak Fibonacci rakamıdır. Belki 0.5 yapacak. Ondan sonra trend yönüne işlemeye devam edecek. Dolayısıyla güçlü boğa dönemlerinde dahi alt zaman dilimlerinde ayı trendi, minor trendlerde ayı trendi yakalanıp yine short işlemde düşüş yönlü işlemler açılabilir ve para kazanılabilir. Yani kimisi de şey bu, tüm bu anlattığınız aslında matematik değerlerin tamamını ya bunlar Ponzi deyip şey yapıyor, küçümsüyor. O tip bir şey aldığınızda, eleştiri ya da tepki aldığınızda gülümsüyor musunuz, ne yapıyorsunuz tam olarak? Gülümsüyorum. Değil mi? Ya da nasıl gülümsemek lazım bu tip tepkiye? Yani gülümsemek lazım. Şöyle bana diyorlar ki mesela yayınlar yapıyoruz bazen YouTube'da. Hocam sen teknik analize gerçekten inanıyor musun? Çok ilginç bir anımı anlatayım ben size hemen. Ben ilk böyle daha teknik analiz öğrenmeye başladım ve öğrendim dedim. Bir işlemde kendime çok güvendiğim için stopsuz bir işleme girdim. Yani düşündüğümün tersine olursa zararı kesecek bir hani tamam bu kadar zarar yeter diyecek emrimi girmedim ve bence hatırı sayılır bir para kaybettim orada. Sonradan da arkadaşımla WhatsApp'tan konuşurken dedim ki ben bu işin eğitimini veriyorum. Ama ben bile böyle bir hata yaptım. Bu fiyatın buraya kesinlikle gitmemesi lazımdı. Ben eğitimini veriyorum. Yani ateist imam gibi hissediyorum kendimi. Ben teknik analize inancımı kaybettim dedim. Çünkü o fiyatın yukarı gitmesi lazımdı. Aradan yıllar geçtikçe insan geçmişe bakınca diyor ki ne kadar az şey biliyormuşum. Ama o güne geri döndüğünde her şeyi biliyorum zannediyorsunuz. Bu öyle bir şey biraz da. Ben o zaman mesela kendime aşırı güvendiğimden dolayı o işleminde stop kullanmamıştım. Stop kullanmak lazım. Bir de en bilinen formasyonların bile çalışma oranı vardır. Yani bir formasyon buldunuz, üstüne bir formasyon daha eklediniz. Üstüne bir tane daha, 3 oldu. Cross analiz yapıyoruz şu anda. Potansiyel dönüş bölgesi, potential reversal zone diyorlar buna. Potansiyel dönüş bölgesi belirliyoruz. Fiyat oraya gelirse oradan tepki alacak ve yükselecek diye umut ediyoruz. Bunların hepsini yaptık ve inanılmaz güveniyoruz analizimize. Ve bütün kuralları da doğru uyguladık. Yani o formasyonları bulanlar gelsinler, ayakta alkışlayacaklar, avuçları patlayıncaya kadar. Her şey doğru. Orada bile stop kullanmak gerekiyor. Çünkü o formasyonların bile çalışma oranları en babasının %60, %62, geriye kalan %38 yine sizin yaptığınız yönün, istediğiniz yönün tersine gitme ihtimali var. Stop denen merci de bu sebeple var zaten. Düşündüğüm olmadıysa stopumu yazacağım. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde de doğru kurallarla, aynı kurallarla uzun vade sürekli trade yapan insanlar uzun vadede kaybetmezler. Yani bu iş uzun vadeli bir iş. Yani bugün parayı yatırdım, yarın sabah trilyoner oldum diye bir şey yok o zaman. Öyle bir şey yok.
Yani olsa da milyarda bir falan herhalde. Şey. Onlar... Yani Elon Musk'san eğer... Belki bana kızıyorlar bazen. Ben biraz sert konuşuyorum kaybedenlere karşı. Onlar da kaybedenin verdiği psikolojiyle biraz böyle duygusal olabiliyorlar. Ben onlara diyorum ki piyasaya girdin, buğdaydın. Değirmende öğütüldün, un oldun. Şimdi seni ekmek yapacaklar. Ben ve benim gibiler yiyeceğiz seni. Biraz sen, sert ama doğru. Sen yiye, ama dost acı söyler. Böyle devam et kardeşim, kazanırsın ya. Böyle bir şey yok. Öyle devam ettiğin sürece kaybedeceksin. Bu saydığınız teknik şeylerden bir kendine ait bir dili terminolojisi var. Tabii. Bunlardan bir haber olan benim gibi bir sürü adam var. Peki onlar hani bir şekilde arkadaşların gazıyla, onun bunun gazıyla. İşte bakkal Ahmet Efendi. Yani cebindeki o 5000 lirayla giriyor. Açıyor şeyini, cüzdanını açıyor bir şekilde. Ve kaybetmeye başlıyor. Şimdi bu adamın sizin gibi birini bulma şansı yok. Açıkçası en yakındaki şeye soracak. O da Nalbur Mehmet Efendi'ye soracak. Onlara bir öneriniz oluyor. Çünkü onlar artık bizi en çok izleyen onlar. Acaba ne olacak bizim piyasaların durumu diye. İki yöntem. Birçok yöntem var da benim benimsediğim iki yöntem var. Teknik analiz meşakkatli geliyor insanlara. Doğru. Şimdi belli bir yaşı almış insanların öğrenme isteği de kalmıyor. O grafiği ne okuyacak? Doğru. O grafiğe açıp bakıp çizeyim edeyim. Hele de zaten işin mantığını anlamadıysa şimdi ben bunu buraya çizdim diye buradan mı dönecek bu falan. Bunlara inancı kalmıyor. Bu birinci yöntem. Teknik analiz öğrenebilirsin. İkinci yöntem temel analiz. Temel analizde de sen o yatırımı yapıyorsan eğer o emtiaya, ürüne, kripto paraya bunun bir araştırmasını mutlaka yapman lazım. Mehmet abi söyledi diye, Nalbur Hüseyin söyledi diye tutup paranı oraya koymaman lazım. Nereden yani oradaki en önemli kriter ne araştırmada? Araştırmadaki en önemli kriter bir kere o, hepsinin kendi siteleri var bu arada. Web siteleri açıyorlar, white paper'larını orada yayınlıyorlar. Evet. Manifestolar oluyor. Bunları araştırabilir. Ben çok işin o tarafında yokum çünkü tamam. Benim onları okuyacak vaktim yok. Zaten ben yeni ortaya çıkmış ürünleri de trade etmiyorum. O yüzden benim dünyamda mesela şey yoktur. 2x, 3x, 4x karlar çok yoktur mesela. Ben %10, 15, 20 kasamı yönetirim. Düzenli ve sürekli gelir elde etmenin peşindeyim. Geniş kan ürünlere şeyle izole misiniz? Mesafeli mi bakarsınız? Neden? Ben mesafeli bakıyorum çünkü çok fazla örnek yaşadım. Güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Bir de bunları topraktan alma diyorlar. Daha hiçbir borsada yayınlanmazken insanlar bunları alıyorlar. Akabinde bir borsada anlaşması çıkınca fiyat bir arada yukarı gidiyor. Yani topraktan ev almış gibi çok ucuzdan alıp borsa listelemeleriyle birlikte satışlarla para kazanmanın yoluna bakıyorlar. Bu şekilde yapıp çok para kazanan insanlar da var bu arada. Bir tanesi çok yakın arkadaşım. Geçen gün arada söylediği rakam dudağımı uçuklattı kazandığı para. Yani ben belki ömrüm boyunca o kadar parayı bir arada görmeyeceğim. Kazananlar da var. Ama bu araştırmayı doğru yapmak lazım. O araştırmayı da birilerinin eline bırakırsan. Onlar araştırmış zaten. Ben de onun gösterdiğini görürsün. Onun gösterdiği şey doğru mu? Bilmiyorsun. Acaba doğru mu araştırdı? Şimdi kimseyi de zan altında bırakmayalım ama bu tip araştırma yapan insanların belki onun anlaşması var. Ya Türkiye piyasasına bizi bir öv dedi. O yüzden sen kendine güveneceksin. Her zaman teknik analizde de kendine güveneceksin. Mesela teknik analizin birinci kuralı. Analizini yapmadığın hiçbir işleme girme. Çok samimi arkadaşız. Bir analiz yaptınız. Gökhan bak çizdim falan. Aa harika. Otur bunu benim yeniden çizmem lazım. Belki bir son fitilden yanlış aldınız. Fibonacci'yi yanlış çektiniz. Belki formasyonu uygularken 1-1-2-2 kuralına uymadınız. Analizini yapmadığın işleme girmeyeceksin. O bunu temel analize çevirelim. Araştırmasını yapmadığın hiçbir ürüne de yatırım yapmayacaksın. Sen tanımadığın ürüne yatırım yapma. Kendini yap araştırmanı. İngilizcem yok hocam. Öğren. Ya çünkü burada oynuyorsan öğrenmek gerekiyor. Oynamak diye özür dilerim. Yatırım yapıyorsan. Yatırım. Ya da onu geçen bir tane borsa dergisi de borsa oynamak diye. Oynamak şey. Evet. O konu, çok eleştirildi. Ama bu biliyorsun hani bizim ganyan kültüründen geldiğimiz için çoğunluğumuz. Oynamak deriz. Hani kum pis mi, çim pis mi? Dolayısıyla hani Arap mı, İngiliz mi? Böyle o mantıkla bakıldığı için. Bir de bu sürü psikolojisiyle oynandı, pardon, yatırım yapıldığı zaman hakikaten çok yüklü şeyler de, hacimler de çıkıyor ortaya. Çok yüklü kayboluşlar da ortaya çıkıyor. Tabii. Kaybedişler de ortaya çıkıyor. Yani benim çıkarttığım özüt eğer doğruysa çok iyi kendinize kritikeller belirleyip bir şeyi öğrenip bireysel oynayacaksınız. Ya da yatırım yapacaksınız. Kesinlikle öyle. Anladım. Yani şey oynamak derken şey. Peki ben şeyi nasıl okuyacağım? Grafikleri herkes okuyamaz herhalde değil mi? Grafikleri doğru okumak nasıl oluyor? Ya aslında herkes okur. Geçenlerde ya tabii eğitime bakıyor. Yani çok zor gözüküyor dışarıdan baktığınızda. Ben ilk piyasaya girdiğimde kaybettim. Çünkü şu anda piyasaya yeni girişler oldu. Mesela geçtiğimiz dönemde Bitcoin'in yukarı doğru fırlamasıyla birlikte. Ciddi bir giriş oldu. Ben de o insanlarla ve onlar gibiydim. Ama ben bir öncekinde girmiştim. Bir öncekinde girmiştim ve kaybettim. Ama hemen kaybetmedim. İlk önce kazandım.
atıyorum 3 lira koyduydum, 5 lira oldu, 5 liram oldu, 8 lira. Sonra dedim ki insan psikolojisi, ya buraya 3 lira koyacağına sen 30 lira koysaydın şimdi kazandığın para bu olacaktı deyip ben içeriye bir daha para koydum. Şunu demedim kendime, kazanıyorum da nasıl kazanıyorum acaba? Şanslı seriyi yakalamışım mesela. Şanslı seriler, şanssız seriler. Teknik analizin olmazsa olmazı. Bütün parayı kaybettikten sonra dedim ki ya ben bu işi bilmiyorum, öğrenmem lazım. Ben bu nasıl kaybettim yani? Böyle bir şey olamaz. Ben bu değilim. Böyle, bu demek ki böyle olmuyor bu iş bir de. İlk girdiğim gün yeşil gördüm, kırmızı gördüm. Ucunda fikirler gördüm. Yeşil dedim iyidir. Kırmızı kötüdür, global bir şey. Yeşil cennetin rengi diyorlar. Peki altındakiler ne acaba? Ben bu seviyedeydim. Anladım. Ben Altcoin Türk'te şimdi eğitimler düzenliyoruz dönem dönem. Kısmetse Ramazan sonrası da bir tane yine teknik analiz atölyesi yapacağız. Biz orada Doğu teorisinden başlıyoruz. Bu iş nereden doğmuş? Eskiden koca koca defterler karıştırıyorlar, şişe dibi gözlükler, amcalar fiyatların hareketlerine bakıp oradan bir şeyler kendilerine çiziktirip fiyatın yönünü bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bilgisayar teknolojisi, bunların hepsi big data orada duruyor, mumlar otomatik oluşuyor önüne. Senin öğrenmen gereken tek şey o günkü abilerden farklı olarak onlar önce bir de grafik oluşturuyorlar kendilerine. Sen bugün hazır oluşmuş grafiklerin önüne doğru kuralları uygulayıp potansiyel dönüş bölgeleri yakalayıp satacaksın veya alacaksın bunu yapmak. Biz mumlardan başlıyoruz, doğu teorisinden başlıyoruz ve mutlaka trend çizmeyi öğretiyoruz insanlara. Trendi çizemen teknik analiz yapamaz. Önce trendi doğru çizeceksin. Bunları yaptıktan sonra ya benim limon satan öğrencim oldu, emekli edebiyat öğretmeni öğrencim oldu. Yani her kesimden öğrenciler var. Postacıydı bir tane arkadaşım mesela. Posta görevlisi kapılara... Şu anda PTT'yi aldı diyorsun. Ne aldı bilmiyorum ama şu anda çiçek gibi bir analist oldu. Mesela orada da çok sağlam bir ayran var. Çok güzel analiz yapan insanlar çok büyük paralar kaybedebiliyorlar mesela. Psikoloji yani, giriyor işin içine. Hakikaten o demin aslında sözün başında söylediğin şey çok doğru. O kırmızı ve yeşilin içinde ne yaşandığına bakacaksın aynı zamanda. Aynen öyle. Son sorum. Peki. Yatırım tavsiyesi değil ama yatırımcı tavsiyesi olarak şimdi kripto paralara bir güvenin var mı? İki, girene ilk ne yapması gerektiğini söyler misin son kez? Hiçbir şey bilmeden girdiysen paranı kaybedeceksin kardeşim. Çık. Paranı al ve çık. Paranı al çık. Paranı al çık, girme. Bana bir abim geçmiş dönemde, ben ilk girdiğimde bana demişti ki Gökhan kaç param var? Dedim ki 10 liram var. Dedi ki bana 10 liranı ver. Ben sana 6 ay sonra 5 lira vereceğim dedi. Dedim abi bu nasıl anlaşma? İyi yatırmış. Bu nasıl anlaşma? 10 lira veriyorum, 5 lira veriyorum. 5 liram ne olacak? Sen dedi Gökhan hepsini kaybedeceksin dedi. Çok sağlam bir anlaşma öneriyorum sana dedi. Ve ben hepsini kaybettim. O yüzden ben diyorum ki hiçbir şey bilmeden bu işe girdiysen birileri tweet atsın, birileri analiz yayınlasın, ben de bir şey yapayım, şu gruba gireyim, kar edeyim vesaire diyorsan çık bu piyasadan kardeşim. Ben al sat yapacağım diyorsan da bu işi bir öğrenmeye gayret et. Çeşitli platformlar var. Bunlar da öğrenebilirsin. Ücretlisi var, ücretsizi var. Bunları çok net öğrenebilirsiniz. Anladım. Gökhan çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel şeyler konuştun. İleriki günlerde yine beklerim. Peki. Eyvallah. Teşekkür ederim. Narkasa'da sona geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.